Neden diğer ülkelere ve kıtalara seyahat etmeyi sevdiğimizi hiç merak ettiniz mi? Tabii ki lezzetli egzotik yiyecek ve ilginç kültürler dışında sanat eserlerine de ilgi duyarız. Müzeler, heykeller, kuleler, bu tarz şeyler genellikle turistler için önemli bir cazibe merkezidir. Bu çarpıcı binalara hayran kalmak için bilgili bir mimar olmak zorunda da değilsiniz. Roma'daki Kolezyum veya Eiffel Kulesi hakkında konuşmuyoruz. Emin olun sizi şaşırtacağına emin olduğumuz birçok modern bina var. Ancak günümüzde insanlar sadece güzel değil, aynı zamanda pratik yapılar oluşturmak için inşaat becerilerini kullanıyorlar. Bugün ise size dünyanın her yerinden en ilginç mühendislik ve mimarlık projelerinden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Kristal, Çin. Yatay gökdelen olarak bilinen bu inanılmaz proje yakın geçmişte Aralık 2017'de başlamıştır ve sadece 18 ayda inanılmaz bir şey ortaya çıkmıştır. Kristal, Çin'in Chongqing şehrinde bulunan Raffles şehir kompleksinin 4 kulesinin çatısı arasında kalan kapalı bir köprü gibidir. Kristal 300 metre uzunluğundadır ve yerden 250 metre yükseklikte yer almaktadır. Geçen son birkaç yılda Çin'de bir gökdelen patlaması yaşanmıştır. Ancak kristal birçok yönüyle diğer gökdelenlere kıyasla çok daha olağanüstüdür. Alışılmadık şekline ek olarak kristal tamamen yenilikçi bir teknoloji kullanılarak inşa edilmiştir. Olay şu ki kristalin inşası yerde yapılmış ve inşası tamamlandıktan sonra birkaç yüz metre yukarıya yükseltilmişti. Mimarların söylediğine göre bu işin hassasiyetini arttırmaya, inşaatın çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya ve zaman kazanmalarına yardımcı olmuştu. Yükseltme işlemi modern kalibrasyon araçları kullanılarak ve hava koşullarını daha iyi analiz etmek için Çin'in meteorolojik servisiyle yakın işbirliği içinde gerçekleştirilmişti. Projenin yetkilileri şehre bakan bir yüzme havuzu, bir gözlem güvertesi, asma bahçeleri ve çeşitli restoranlar inşa etmeyi planlıyordu. Geceleri ise 52 ton ağırlığındaki bu yatay gökdelen şehri ışık gösterileriyle aydınlatacaktır. Solar Çiftlik, Çin. Her yıl yaklaşık 1 milyon Çinlinin hava kirliliğinden öldüğü bilinmektedir. Asıl sebep kömürün çıkarılması ve işlenmesidir. Ayrıca Çin dünyanın en büyük sera gazı üreticisi olarak da değerlendirilmektedir. Bununla birlikte son yıllarda Çin hükümeti ülke genelinde alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesine büyük miktarlarda para ayırmaya karar vermiştir. Bu yeşil devrimin en önemli sonuçlarından biri Anhui eyaletinde başlatılan büyük solar çiftliğinin inşasıdır. Bu anıtsal yapı 165 bin güneş panelinden oluşmaktadır. Bu çiftlik büyük bir şehre elektrik sağlayabilecek kadar enerji üretebilmektedir. Ek olarak çiftlik her yıl 16.500 ton kömürün yerini almakta ve gezegeni 1 tondan fazla kükürt oksit ve 49 bin ton karbondioksit yayılımından kurtarmaktadır. Bu projenin en şaşırtıcı yanı da burasının yüzen bir çiftlik olmasıdır ki bu kullanımda da büyük avantajlar sağlar. Öncelikle daha yüksek verimlilik ve ikinci olarak panellerin temizlik maliyetinin düşmesi bunlara bir örnektir. Goddard Zemin Tüneli. İsviçre'deki bu demiryolu tünelinin dünyanın en uzunu olduğu kabul edilir. Proje 50 yıldan fazla bir sürede geliştirilmiştir. İnşaat 2001 yılında başlamıştı ve tünel nihayet 2017 yılında açılmıştı. Ülkenin kuzeyini ve güney kısımlarını birbirine bağlayan köprü İsviçre Alplerinin altından geçmektedir. Ancak bu projenin ana amacı bu değildir. Aslında Goddard Tüneli Avrupa'daki en büyük iki limanı da birbirine bağlar. Hollanda'da Rotterdam ve İtalya'da Genova. Bu da Avrupa kıtasında taşımacılık endüstrisinde tamamen devrim yaratmıştır. Çünkü yılda 1 milyon kamyonet artık Alp dağlarının yollarından geçmek zorunda değildi. Bu tünelin içindeki trenler süper moderndir ve 250 kilometreye kadar varan inanılmaz bir hıza ulaşabilmektelerdir. İnşaat süreci de oldukça ilginçtir. Tünel 73 farklı sert kayaç döşenerek ve özel araçların bu kayaçları ezmesiyle yapılmıştır. Günde 9 metre döşeyerek yapılan tünelin son uzunluğu ise 457 kilometredir. MOS Projesi, İtalya. İtalya'nın Venedik şehri, kanalları, gondolları, köprüleri ve diğer ilgi çekici yerleriyle tüm dünyada nam salmıştır. Maalesef 20. yüzyılın sonundan bu yana Venedik'in geleceği bölgedeki artan taşkınların sıklığı nedeniyle tehdit altındadır. Bu yüzden 2000'li yıllarda İtalyan hükümeti şehri ve yakındaki toplulukları su baskınlarından korumak için acil bir proje uygulamaya karar vermişti.
Bununla beraber 16. yüzyılda da bu sorunu çözmek için başka girişimler yapılmıştı. Venedik Lagünü'nün durumundan sorumlu olan şehirdeki suları idare eden merkez burada kurulmuştu. Mose olarak bilinen yeni koruyucu bariyerlerse Venedik Lagünü'nü Adriyatik Denizi'nden izole eden birkaç mobil kilit sisteminden oluşmaktadır. Gelgit nedeniyle suyun maksimum olması gereken 110 cm seviyesini aştığı ve tüm şehrin su basma tehdidiyle karşı karşıya kaldığı zamanlar bu gerçekten de hayati bir yapıdır. Ancak proje henüz tam olarak tamamlanmamıştır ve birkaç kez de askıya alınmıştır. Bunun nedenleri arasında hesaplamalardaki hatalar vardır. Sorun Venedik'in en alçak noktasının deniz seviyesinden 110 cm yüksek olmamasıdır. İşin aslı efsanevi Piazza San Marco, su 80 cm'ye yükseldiğinde zaten sular altında kalmıştı. Bu nedenle bariyer sistemi, meydanın etrafına ahşap köprüler döşenmek zorunda kalındığı 2017 yılında şehri selden kurtaramamıştı. Ne diyelim, umarız İtalyan mühendisler bu muhteşem İtalyan kentinin zengin kültürel mirasını koruyabilmek için inşaat sistemlerini geliştirerek her şeyi kontrol altına alırlar. Kablosuz asansör, Almanya. Asansördeki klostrofobik bir kişinin en büyük korkusu nedir? Muhtemelen asansörün sıkışması ve orada saatlerce oturmaları gerekeceği gerçeği. Bütün bu durumlar yüzünden de kablolar kopacaktır ve tabii bu muhtemelen hepimizin ortak olarak korktuğu bir şeydir. Bu sorun ışığında dünyada ilk defa Almanya'da tasarımcılar kablo kullanmadan asansör yapmayı becermişlerdir. Nasıl mı? Elektromanyetik alan kuvvetini kullanarak. Bu sayede Alman şirketi ThyssenKrupp tarafından 2017 yılında tanıtılan bu yapı, binanın katlarında ve koridorlarında hem dikey hem de yatay olarak seyahat edebilmekte ve kabinlerin hızı 160 km bölü saate ulaşabilmektedir. Bununla beraber yenilikçi manyetik PET teknolojisi yolcu taşımacılığı içinde kullanılmaktadır. Trenler rayların yüzeyinde temas etmeden hareket edebilmek ve ticari bir uçağınkiyle karşılaştırılabilir bir hız geliştirmek için elektromanyetik güç kullanmaktadır. Bu inanılmaz asansörün tasarımcıları, yakın gelecekte bu teknolojinin dünyadaki tüm yüksek binalarda kullanılacağını umuyor ve sadece yolcu rahatlığı ile ilgili olarak da değil, aynı zamanda mimarlar için de yeni fırsatlar yaratabilmek için. Böylece mimarlar artık sadece dikey asansör boşluğu olan binalar planlamak zorunda kalmayacaklar. Bu buluş sayesinde gelecekteki binaların ve hatta tüm şehir silüetlerinin görünümü bile tamamen değişebilir. Bunun yanında elbette ki bu sistemin normalin 5 katı daha pahalı olduğu da unutulmamalıdır. Tesla Gigafactory, Amerika. 21. yüzyılın kahramanı Elon Musk'ın her zaman oyunda 1-0 önde olduğu bir sır değildir. 3 yıl önce Tesla şirketi ilk lityum-iyon pil tesislerini Amerikan Nevada eyaletinde açmıştır. Bu şirkete yaklaşık 5 milyar dolara mal olmuştur. Devasa fabrikada üretilen modern lityum-iyon piller sadece otomobiller için kullanılmaz. Aynı zamanda Powerball olarak bilinen piller insanların temiz enerji üretmesini ve paradan tasarruf etmelerini de sağlar. Bu arada lityum-iyon piller dünyaca ünlü Apple şirketi tarafından da en yeni cihazlarında kullanılmaktadır. Bu tür pillerin daha hızlı, daha uzun ömürlü ve daha fazla güce sahip olduğuna inanılıyor. Bu piller sayesinde birçok akıllı telefonda hızlı şarj işlevi olarak adlandırılan özellik ortaya çıkmıştır. FAST Teleskobu, Çin. Astronomi hakkında bir şey bilmiyorsanız, ilk bakışta bu kase şekilli fütüristik yapının nasıl olduğunu anlayamayabilirsiniz. Aslında bu gördüğünüz yapı, milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki radyo sinyallerini algılayabilen dünyanın en büyük teleskobudur. Büyük bir ağ gibi bir şey yaratan ve 10.000 çelik kablodan oluşan bu teleskop, evrenin doğası ve dünya dışı medeniyetlerin incelenmesinde insanlığın önemli ölçüde ilerlemesine yardımcı olabilir. Dev bir telsiz teleskobu inşa etme girişimi ilk kez 1994 yılında Çinli uzmanlar tarafından önerilmişti ancak proje daha yeni, yani 2011'de başlatılmıştı. 2016 yılından bu yana Çin'deki Guizhou eyaletinde yapılan birkaç yıllık sürekli çalışmaların ardından bu inanılmaz yapı nihayet açılmıştır. Bulunduğu alan toplam 30 futbol sahasına eşittir. FAST, Çin'in bugüne kadarki en pahalı astronomik projesidir. Devlete tam 180 milyon dolara mal olmuştur. Yangtze Gemi Asansörü, Çin. Öyleyse şu soruyu cevaplayalım. Neden insanlar gemiler için asansörlere ihtiyaç duyarlar ki? Cevap açıktır. Dünyanın yüzeyi düz değildir. Girişler ve gemilerin geçiş yapması gereken kanallarsa genellikle farklı yüksekliklerdedir.
İnsanoğlu bu sorunu farklı şekillerde çözmüştür. Ancak günümüzde bu amaç için özel yapılar vardır. Gemi asansörleri. Bunların en büyüğü Çin Yangtze Nehri üzerindeki Three Gorges hidroelektrik santrallerinde bulunmaktadır. Bu asansör gemileri 113 metreye kadar yükseltebilmektedir. Panama Kanalı, Panama. Tüm dünyadaki uzmanlar bu yapıyı bir mucize ve bir mühendislik şaheseri olarak görüyorlar. Aslında 16. yüzyılda Atlantik ve Pasifik okyanuslarını Panama'nın Isthmus dar boğazına bağlamayı planlıyorlardı. İspanyol krallık bu projeyi yeni keşfedilen yeni dünyadan eski dünyaya İnka altınını göndermek için uygulamak istemişti. Ancak kanal 350 yıl sonrasına kadar yani 1914'e kadar inşa edilmemişti. Yapılan işin ölçeğini anlamanız adına projede 75 binden fazla işçi çalıştığını söylemek yeterli sanıyoruz ki. Ne yazık ki 20 bin kişi de moloz altında kalarak ve tropikal hastalıklardan dolayı yaşamlarını yitirmişti. Bugün her yıl bu önemli taşıma arterinden 1 milyon tondan fazla kargo geçmektedir. Bu dünya kargo trafiğinin yaklaşık %5'ine ev sahipliği yapmaktadır. Panama Kanalı'nın inşaatı tamamen yeni bir döneme kapı açmıştır. Mesela New York'tan Ekvador'a kadar kıtanın etrafındaki 19.500 kilometrelik rota 1/3 kadar azalmıştır.